Hemen hızlıca ana başlıklarla ilgili bir grafik hazırladık. Birincisi, yaş sınırı yok dedi Sayın Akbaşoğlu. Ve yine 8 Eylül 1999 ve öncesi sigortalılık başlangıcı şartı var. Pek bir değişiklik olmayacak genel çerçeveden demişti. Fakat şurada bir değişiklik var. Her emekli için 500 lira hazineden destek primi sağlanacak. Bu çalışmaya devam edenlerle ilgili değil mi? Evet, 10 gün içinde tekrar gün içinde... çalışmaya yani Devam hak kazandı, edelim. başvurusunda bulundu, emeklilik hakkını kazandı ama tekrar çalışmak istiyor. 10 günlük bir süre var, o süre içinde... Her çalışan için 500 lira hazineden destek birimi sağlanacak işverene mi sağlanacak Muhammed İşverene, sağlanacak, i̇şverene yes. sağlanacak. Ve kadroya alınan işçiye zorunlu emeklilik şartı kalkıyor. Burası çok merak edilenlerden biriydi. Kadroya taşeronların kadroya geçirilmesi teklifi de hazırlanmıştı. Bu konuyla ilgili de emeklilik şartı ne olacak diye merak edilen sorular arasındaydı ve o zorunluluğunda Kaldırıldığı emekli olma zorunluluğunun kaldırıldığını yani e, taşeron işçiler kadrolu oldukları vakit EET'den yararlanabilecekler ve aynı zamanda da çalışmaya devam edebilecekler özel sektörde olduğu gibi. Şimdi e, biz bunu ana başlıklarıyla ayarladık ama sizinle de prim gün sayısı konusunda. Ee, Sayın Akbaşoğlu konuşurken muallakta kaldık Muhammed Bey. Ee, aynı kalacak dendi prim gün sayısı. Şu an yürürlükte olan olacak dedi. Şu an yürürlükte prim gün sayısı ne kadar? 5000 ila 5.975 prim gün sayısına sahip olanlar Hı. prim gün sayısı. Yani biz EYT kanunu konuşurken 5.000 prim gün sayısıyla emekli olunabilir şeklinde konuşmuştuk. Ama burada Sayın Akbaşoğlu'nun yaptığı açıklamada yürürlükteki şu andaki prim gün sayıları dikkate alınacak. Sadece yaş şartını ortadan kaldıracağız dedi. Yani kişiler eğer sigortalık süresini sağladıysa yani kadınlar 20 yıl, erkekler 25 yıl ve prim gün sayısını doldurduysa 5000 ile 5975 gününü sağlayanlar bunlar bu arada. Ee, 5975 Peki, şunu sorabilir miyim? O konuyla ilgili çok soru var çünkü evet. E, staj başlangıcı, çıraklık başlangıcı ile ilgili. Eğer 5975 gün tamamlandı, kadın olarak 20 yılı da tamamladı, erkek olarak 25 yılı tamamladı, başlangıç tarihi olarak kabul edilecek mi? Staj şu anda bu Hala kanun kapsamında değil. kanun kapsamında değil. İzleyicilerimiz de duyurmuş olalım. En fazla soru çünkü bu konuyla evet. ilgili geliyor. Buyurun hocam. Evet burada 5000 ila 5935 gün prim üyesiyle emekli olunacak e, ibaresi var. Ee, bizim aldığımız notlarda. Sayın Akbaşoğlu açıklamayı da yaptı. Aslında 3 madde var burada. Yaş şartının ortadan kaldırılması. Zaten 23 yıllık bir bekleyiş var burada. Buna ilişkin platformlar kurulu, dernekler kuruldu. Vatandaşlarımız haklı bir şekilde bir bir kanunla beraber bu yaş şartı kaldırıl getirildi. Emekli yaşa takılanlar şeklinde bir dernek kurulu bu isimle anıldı. Hatta Sayın Cumhurbaşkanımız da emekli yaşı, yaşı, bekleyenler düzenlemesi demişti. Emekli yaşı bekleyenler olarak yaş şartı şu anda kaldırılmış durumda. Bu bununla beraber vatandaşlarımız kadınlar 20 yılı, erkekler 25 yıl tamamladıysa ve burada değişen günlerde tabii kanun teklifini e, şu an ulaşmamakta beraber e, Sayın Akbaşoğlu'nun yapmış olduğu açıklamada yürürlükteki kanun, meri mevzuat kanunu hükmünde e, aslında yapıyoruz şu anda. E, 859 8-9-1976'dan önce girenler 5 bin primüs seslemekte olabiliyordu. Hı hı. 5 gelen kanunla beraber 447 sayılı kanunla beraber 8599 tarihinde öncesine girenler 5975 gün prim bu sayısına kavuştu ve Burada erkekler 25 yıl sigortalık süresini sağladıysa, kadınlar 20 yılı sağladıysa emekli olabilecekler. Tabi Akbaş'ın açıklamasında aynı şekilde sizin 500 TL'lik desteği de şu şekilde açıklamak lazım. Sosyal güvenlik destekleme prim aslında bu. Emekli olanlar için sosyal güvenlik destekleme primleri yoktu. Ve bu aslında emekleri artık tasfiye etmek, yeni İlk işlerin istihdamını sağlamak açısından devletimizin getirdiği bir husustu. Burada EYT kapsamında vatandaşlarımız hala erken yaşta oldukları için, hala çalışmaya devam edecekleri için ve burada işverene bir destek gerekiyordu. İşverenlerde hem kıdem tazminatı olsun hem de bu 5 puanlık indirimin emeklilere de sağlanmasını istiyordu. Hmm. Yani şu anda emekli olanlar için bir herhangi bir 5 puanlık indirim yok. Ama EYT kapsamında emekli olanlar için ve işe devam edecekse eğer 10 gün içinde tekrar... EYT burada pozitif ayrışıyor evet. o zaman. 10 gün içinde eğer işe devam edecekse başvurmak suretiyle tekrar 5 puanlık bir indirim. O vatandaşımız kapsayacak şekilde şu anda anladığımız kadarıyla şu anda kanun teklifinde hı hı. ama bunun tüm emeklere yansıtılması gerekiyor. Burada sadece EYT'li vatandaşlarımız değil diğer şartlardan emekli olup da işe devam edenler de var. O yüzden bu muhtemelen Plan Bütçe komisyonu tekrar konu, konu görüşülecektir, düşünüyorum. Bu 5 puanlık indirim aslında 500 TL tekabül ediyor. Ondan dolayı 5 beş... puanlık indirim 500 TL tekabül ettiği için özellikle bu rakam verildi. Muhammed Bey, e ekonomist İbrahim Delici de bizimle beraber hoş geldiniz demek istiyorum öncelikle. İbrahim Bey hoş geldiniz. İyi yayınlar, selam. Teşekkür ediyorum. Hep birlikte dinledik Sayın Akbaşoğlu'nun açıklamalarını. E, genel çerçeve böyle. Çok değişmeyecek demişti zaten birkaç gün önce yaptığı açıklamada. Cumhurbaşkanımızın çizdiği çerçevenin dışında e, pek çıkılmayacak. Bu şekilde de mecliste kabul edileceğini tahmin ediyorum diye bir açıklama gelmişti. E, çok ufak farklılıkları var ama sizin size göre e, çok bariz bir değişiklik var mı? Varsa bu değişikliklerden en önemlisi hangisidir? Onun üzerinden ilerleyelim dilerseniz. Çünkü bu sürece kadar yani EYT'li olmayı bekleyenler e, tüm detayları hakimler? Farklılıkları konuşalım isterim. Benim gördüğüm kadarıyla bariz bir değişiklik yok. Hı hı. Ee, yani birkaç aydır konu tartışılırken zaten kamuoyu e, beklent içerisindeydi. E, sosyal güvenlik uzmanlarımız da işin teknik boyutlarını uzun uzun anlatmışlardı. Bariz bir değişiklik yok. Prim gün sayısını dolduran ve yılı dolduranların yaş şartı beklenmeksizin emekliliklerine imkan sağlandı. Burada tabii işveren açısından veya bizim reel sektörün kalifiye elemanların emeklilik olmamasını sağlamak için, yani çalışan ve bugün için 45-50 yaşına gelmiş ve kalifiye eleman haline gelmiş kişilerin emeklilik yapıp emekli olup da iş aksamaması, üretimin aksamaması en içinde. Yaşlarımda. Evet evet en tecrübeli yaştalar. Onların işe devamlarını sağlamak için biraz evvel prim desteği dediğimiz ek ilave bir prim desteği sağlanmış oluyor. Bunu da görmüşler. Bu da önemli. Hayırlı olsun diyorum ben. Ben öyle çok bariz beklenenin üzerinde bariz bir değişikliği görmedim. Bariz bir değişiklik yok diyorsunuz. E, prim gün sayısına Muhammed Bey'le onu görüşüyoruz. Mevcut yasadaki gün sayısı baz alınacaktı demişti Sayın Akbaşoğlu. O süreyle ilgili, o gün sayısıyla ilgili sizin net söyleyeceğiniz bir süre var mı? Ya, Muhammed Bey işin uzmanı zaten, sosyal güvenlik uzmanı. Biraz evvel kendisi de ifade ettiği 5000 ile 5975 gün prim gün sayısını dolduranlar, 20 yılla 25 yıl dolduranlar artık e, SGK'dan emekli e, olabilecekler. Yaş şartına beklemeksizin. Bu arada tabii çok e, son aylarda çok sık e, gördük işte askerlik borçlanması, doğum borçlanması veya yurt dışı borçlanması gibi gün sayıların eksikleri varsa onları tamamlamak için de EYT'den EYT kapsamına girmek için insanlarımız sosyal güvenlik kurumlarına müracaatta bulundular. Evet. E, ve ben bu 5000 ile 5975 günü tamamlayanların o Biliyorsunuz ilk başlangıç şartı 8 Eylül 1999. Öncesi sigortalı olmak koşulu çok önemli. O koşulu sağlıyorsa, prim gün sayısını dolduruyorsa ve o 20 ve 25 yılı sağlıyor ise ve ve sağlayacaksa önümüzdeki zaman içerisinde onların da emekliliklerine imkan sağlanmış oluyor. Peki çok teşekkür ediyorum. Muhammed Bey bir de maaşların ödenmesiyle ilgili özellikle bir kamuoyunda yanıl, Kamu yanıtılmaya çalışılıyor dedi Sayın Akbaşoğlu. Evet. Daha düşük ücret alacaklar. Daha az e, ay olarak maaş alacaklar EYT'liler dedi. E, onunla ilgili de özellikle şu yani başvurdukları andan itibaren önümüzdeki ay maaşlarını almaya başlayacaklar dedi. İlk başvuru süresi ne zaman? E, bu arada duyurmuş olalım. Özellikle E-Devlet üzerinden başvuruya teşvik etti. Sayın Emin Akbaşoğlu daha konforlu, daha zorlanmadan e, SGK kurumları üzerinden çalışan memurlar da çalıştığı iş yerleri üzerinden başvuracaklar. Ama EYT özellikle en kolay, en ulaşılabilir alan olarak altı çizildi. Şimdi başvuru tarihiyle ilgili de e, siz ne önerilerde bulunursunuz? Başvuru şekline ilişkin, tarihine ilişkin? Onu da biraz konuşalım. Çünkü vakit geldi artık. Öncelikle bu kanunu gölgelememek lazım. Çünkü 23 yıllık bir bekleyiş vardı. Yani. Ve buradaki beklentiyi Sayın Cumhurbaşkanı da bu yasayı çıkartarak aslında karşıladı. Ve en kapsamlı bir şekilde karşılandı bu. Hı hı. Burada devletimiz Türkiye yüzlü vizyonuna kapsamına uygun olarak... Sayın Cumhurbaşkanı ifadelerinde ortaya çıkan refahı, ferahı, öncelikle sabit çalışan, çalışanlara, sabit dar gelirlere ve sabit orta yazacağız ve toplum bütün kesimlere bunu dağıtacağız dedi. Aslında bu kanunda öyle okumak lazım. Çünkü vatandaşlarımız en özellikle bu dönem içerisinde enflasyon karşısında bir mevzunun tahribatı uğradılar ama hem memur maaşı artış hem asgari ücretteki artışla beraber bu tasfiye edildi. Asgari ücrette biliyorsunuz yani Cumhuriyet tarihinin en büyük artış yapıldı. Dolar bazında %100'lük bir artış ve tarihi bir rekor. 455 dolar seviyesine geldi. Ne memur maaş artışlarında önce, öncelikle %25 olarak açıklanan oran %30'a tamamlandı. Bu aslında sosyal refah payı artışıyla beraberdi. Yani demeklerimiz burada emeklerimiz %15.40'lık bir paya sahiplerdi. Enflasyon farkından dolayı %14'lük bir aslında sosyal refah payı dokunuşu Sayın Cumhurbaşkanı yaptı. Bu düzenlemeyi de aslında vatandaşlarımıza sosyal refah payı dokunuş olarak algılamak lazım. Çünkü Sayın Cumhurbaşkan ve devletimiz burada vatandaşımızın özellikle pandemi sürecinden sonra vatandaşın cebine nasıl bir daha fazla koyarım? Nasıl hayat pahalı üzerine alır şeklinde bir sürü düzenlemeye gebe oldu ve bunları da hep beraber yaşadık. 3 mevzuat gösterge sergisi. personeller taşer onların kadro olması ki burada da özellikle düzenleme var. Tüm bunlar aslında vatandaşımızın refahını artırma yönelik düzenlemelerdi. Bu kanun kapsamında yapılan şey aslında vatandaşlarımızın emekli olabilmenin yol açmak. Burada 5 mila 5975 gün prim sayısını anlıyoruz yapılan düzenlemede. Tabi plan bütçe komisyonunda bu tekrardan tartışılacaktır. Ama Sayın Akbaşoğlu'nun yapmış olduğu açıklamada yürürlükteki mevzuat kapsamında emekli olacaklar dedi. Yani yürürlükteki mevzuatta yaş şartı ortadan kaldı. 5.000 ila 5.975 gün primli sayısıyla beraber tamamlayanlar emekli olacak. Tabii kadınlar 20 yıl, erkekler 25, 25. yıl. Burada hep SSK'ları bahsediyoruz ama Bağkur emekli sandıkları da var. Bağkur emekli sandıkları kadınlar 7.200 primli sayısında, erkekler 9.000 primli sayısında emekli olacaklar. Hı hı. Bu kapsamda vatandaşlarımız emeklilik dilekçesini vermek suretiyle ama nasıl emekli olabilecekler? Burada e devlet üzerine işaret etti Akbaşoğlu ve kesinlikle haklı. İlk başvuru tarihi ne zaman başlıyor? Meclis Plan Bütçe komisyonunda bu tartıştıktan sonra, görüldükten sonra genel kurula sevk edilecek. Genel kuruldan onay alındıktan sonra Sayın Cumhurbaşkanı'nın tensiplerine sunulacak. Hı hı. Sayın Cumhurbaşkanı onaylandıktan sonra resmi gazete yayınlanacak. Bu süreç muhtemelen Şubat ayı ortalarına bulacak. Evet yani bir 10 günü bulacak gibi evet. görünüyor. Daha iyi ihtimalle söyleyeyim. Çok sade bir kanun tasarısı ama evet. Plan Bütçe Komisyonu'nda bu sorulardan da anlıyoruz. Bir sürü konuşulacak husus var aslında. Bunların eklenmesi, bunların tartışmasıyla beraber uzayabilir. Ben bazı maddelerin tekrar tartışabileceğini düşünüyorum. Çünkü Neler onlar? Sizce? Stajlar ve çırakların sorunları olabilir. Burada Bağkur, İhya ve intibak sorunları olabilir ki Bağkur, İhya yapılandırma kanun kapsamında zaten çözülüyor. Buna bir parantez açalım tekrar bahsedelim isterseniz. Yine aynı şekilde çeşitli sigorta kolları arasındaki farkların ortadan kaldırılması vardı. Ama bu, bu kanun kapsamında muhtemelen konuşulmaz. Çünkü Hı. biliyorsunuz yani Bağkur emekli sandığı kadın 7200, erkek 9000 emekli oluyor. Ama SSK'lı 5000 ile 5975 günde emekli oluyor. Burada Bağkurlar diyor ki biz intibak yasasıyla bize fazla ödemeyiş olduğumuz primler bize verilsin ya da eşitlensin. Hı. Bunlar görüşülebilir Plan Bütçe Komisyonu'nda. Daha kapsamlı olabilir ve toplum bütün kapsamını kapsayıcı olabilir. Burada vatandaşlarımız Şubat ayı ortasında yasalaştığını farz edersek bunu, vatandaşlarımız SGK ilimliliklerine gitmeden, e-Devlet üzerinden bu başvuru yapabiliyorlar ve zaten burada emeklilik için başvuru esastır. Yani herhangi bir hak kaybı söz konusu olmayacak. Devlet memurlarımızda Kasım ayında yürürlüğe giren bir sistem var, hitap sistemi. Hitap sistemi üzerinden elektronik olarak evrakları daireye götürmeden başvurabilecekler. Burada hmm. memurlarımızda da aynı şekilde çağrıda bulunalım. Hızlı bir şekilde başvurulacak. Ola ki Mart ayında aylık bağlanamadı. Çünkü SGK kanununa göre... Başvurulduğu aydan bir sonraki ayda emekli maaşı bağlanmaya hak kazanılır ibaresi var. Olduk ya hangi durumda yani hangi aksi durumda hemen Mart ayında bağlanamadı? Şöyle yılda 40 bin kişi emekli oluyor normal şartlarda. Hmm. Ama şu anda gerçekten bir reform teline bir düzenleme yapıldı. 2.250 bin vatandaşımız tek sefer emekli olacak. Yani 10 yani diyelim ki Şubat ayının ortasında açıklandı. 15 gün içerisinde yaklaşık 2.5 milyon kişinin başvurusunu Mart'a küçük bir ihtimal yetişmeme olasılığı da olabilir Bağlanmama, aylık yani. bağlanmama belki yetişmeyebilir. Hı hı hı. Çünkü burada aylık bağlanma servisleri var ve kısıtlı imkanlarla çalışılabiliyor. Tüm SGK burada çalışmış olsa dahi bin, 250 bin vatandaşımızın bağlanması yani insanüstü bir e, özveri get göstermesi gerekiyor ki biz yapılacağına inanıyoruz. Burada vatandaşlarımızın 1 Mart itibariyle Şubat'ta başvurdukları için 1 Mart itibariyle aslında emekli maaşı almaya hak kazanıyorlar ama kesinlikle müşteri olsunlar, başvuru esastır. Yani eğer Mart'ta bağlanamazsa, Nisan'da bağlansa dahi Mart ayıyla beraber mutlak surette iki maaş birden alacaktır. İki maaş birden bağlanacaktır. Yani bu sadece e, teknik olarak, süre olarak Belki. hazırlanamadığı i̇htimal. açısından ihtimaliyle eğer bir ihtimal, küçük bir ihtimal. Ama böyle bir durumda da zaten o maaşı hak etmiştir. E, Nisan ayında Mart ve Nisan ayı maaşını birlikte alacaktır. Diyorsunuz. Yüksek bir ihtimal Mart ayına bağlanır ama sistemsel kaynaklı sorunlardan dolayı olabilirse hani Mart ayına bağlanamazsa Nisan'da bağlanabilir. Tabii emeklerimiz şunu da gözetmeli. Burada emekli olduktan sonra da bir promosyon düzenlemesi söz konusu. Yine bu promosyonla beraber de vatandaşlarımız aynı şekilde bir önceki sorunuzu da hani unutmuş olmayalım. Burada hangi emekliler ne kadar promosyon oluyorsa EYT'li vatandaşlarımız aynı promosyon alacaklar. Herhangi bir farklılık yok. Yine geçtiğimiz günlerde EYT yasasını aslında gölgelemek açısından bazı haberler vardı. EYT kapsamında emekli olacaklar daha düşük maaş alacak diye. Kesinlikle böyle bir şey söz konusu olamaz. Çünkü bütün emeklilere %30'luk bir zam söz konusu. Yani emekli olanlar %30'luk bir zam alacak. Geçen sene göre ancak burada aylık bağlanma oranlarından ve sigorta sisteminin bu sistemsel hesaplamasına kaynaklanan bir maaş düşüklüğü olabilir. Bu da açıklanmıştı zaten geçtiğimiz günlerde. Sizin ekranlarınızda biz bunu açıklamıştık. Burada... Bu robot SGK'nın bir robotu var. Bu SGK robotu üzerinde vatandaşlarımız emekli olsam Hı -hı. ne kadar maaş Hı -hı. alırım şeklinde bir hesaplamaya sahipler. Hı -hı. Burada 2020 yılında enflasyon ve büyüme oranları yüksek olduğu için, 2023 yılındaki veriler daha düşük olduğu için burada hesaplamadan kaynaklı cüzi bir azalış olabilir. Ama bu %17'lere, %15'lere varan bir azalma şeklinde değil. O yüzden vatandaşın müşteri olsun 1 Mart itibariyle maaşı alabilecekler. 1 Mart itibariyle de banka promosyonu alabilecekler. Alabilecekler. 1 Mart itibariyle banka promosyonları maaşlarını da alabilecekler. Küçük bir, yani çok... Olasılığı çok düşük bir ihtimalle de eğer Mart ayında ödenmezse Nisan ayında çift maaş alacaklar. E, çok evet. teşekkür ediyorum Sayın Muh e, Muhammed Bayram. Ben teşekkür ederim. E, çok detaylı bir biçimde aktardınız. Bu dört ana başlık ama önümüzdeki günlerde konuşacağız ama esas olan mecliste nasıl tartışılacağı. Evet. E, yeni öneriler de gelebilir, bunlar eklenebilir ama pozitif olarak önerilerden bahsediyoruz. Çok teşekkür ediyorum. Aynı zamanda Sayın İbrahim Derici, ekonomist İbrahim Derici çok çok teşekkür ederim. Kolaylıklar diliyorum ve ajans bugüne devam ediyoruz.